Şimdi 1993 yılında Evet. yılının maalesef 2 Temmuz'unda Sivas'ta Madımak Oteli'nde. Bugün bir de yıl dönümü. 5 Temmuz'da ise Başbağlar. Kemaliye'nin Başbağlar köyünde iki ayrı katliam yaşandı. İki katliamda da ölenlere Allah'tan rahmet niyaz ederiz. Allah rahmet eylesin. Evet. Şimdi dilersen bu Sivas'taki yani 2 Temmuz 1993 yılında 33 aydının Alevi çoğu Alevi olan aydının Sünni de var okur işlerinde. Bir yazar tane de yabancı var. Evet. iki de otel görevlisinin hayatını kaybettiği o vahşi katliamın içerisinde yanarak vefat eden çok benim de çok sevdiğim Muhlis Akarsu yine Sivaslı kendisi. Evet. Onun çok güzel bir nefesi var. Bir Bektaşi dervişiydi kendisi. Evet. Ruhaniyetine de selam olsun. Onun çok güzel eserleri vardı. Onlarca efendim kaset yaptı, yüzlerce plak yaptı. O Muhlis Akarsu'nun bir nefesini dinleyelim. Biraz da dostlarımızı soluklandıralım. Onu da rahmetle analım efendim. Evet. İnşallah bu dönemlerde bu çirkin, kirli şeyler de artık Türkiye'de kapandı bu dönem. Acıları tazelemek açısından değil ama en azından bir hatırlatma yapmak Yapalım bakımından. evet. Ve Sonra da 93 yılında neler daki olmuş bir bakalım. rakam. Vefasız güzelden olur mu çare? Vefasız güzelden olur mu çare? Yoruldum derdimle öldüm bin kere. Düşme bir zalıma göz göre göre. Sen insan oğlusun kör olamazsın medet sevdiğini. Düşme bir zalıma göz göre göre. Sen insan oğlusun kör olamazsın medet sevdiğini.
bitmez bağımda. Akarsu bülbüller ötmez bağımda, dumanlar eğlenir gönül dağımda. Aşk ateşi yanar oldu bağımda, yanmış yüreğime dar olamazsın medet sevdiğim. Aşk ateşi yanar oldu bağrımda, yanmış yüreğime dar olamazsın medet sevdiğim. Evet. Allah rahmet eylesin. Fahrettin, insanın ciğeri yanıyor ya. Kesinlikle evet. Şimdi sesi o kadar yanık ki ciğeri yanmış yani. Evet. Zaten yanmış yani. Yanarak Cenab-ı vefat Hak, etmek nasibindeymiş. Cenab-ı demiş. Hak kendi aşkıyla kavurmuş önce, yakmış evet. Yani. Nesimi mesela birisi, Nesimi Çimen, evet. Allah rahmet eylesin. İsimleri var. Tarihte hep Nesimiler ya derisi yüzülmüş ya yanmışlar. Yani bu tabii Sivas gibi, Başbağlar gibi, bu 90'lı yıllarda işlenen cinayetler, faili meçhuller, faili malumlar, faili meşhurlar. 1900 hep şeyler yazıyor ya, Tamerler, Tamer Korkmaz, evet. Alper Tan, birçok yazar artık. Evet. Başka araştırmacılar da. 1944 yılına kadar efendim Türkiye, İngiltere'nin mandası, sömürgesi. Evet. 44 yılından itibaren 2006'ya Amerika'nın kadar. Dünyanın patronajlarını üstlendiği, yüklendiği, elde ettiği, evet. O zalim dünyanın patronu zalim olunca da dünyanın her yerinde kan ve gözyaşı var. Evet. 2006 yılına yani MİT Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 600 küsur kişinin tasfiye edilmesi, atılmasıyla birlikte gerçekleşen tasfiye ve yerleşme, millileşme sürecine kadar evet. Türkiye Amerika'nın bir tür mandası. Türkiye'de aynen. Bir üst yapı, kendilerinin dediği bir üst yapı var. Bir hermetik yapı var. Bir evet. Numara öyle yok. Bir ara zırvalıyordu ya birileri. Kıvrıkoğlu bir numara, evet. O bir numara. Kıvrıkoğlu iyilerle çalışan, aynen kötülerden öyle. Görünen, iyilerle çalışan. Mücadelenin yapı taşlarını döşeyenlerden birisi. Evet. Aynen öyle. Hilmi Paşa gibi. Şimdi bu üst yapının bir numarası Amerikalı, iki numarası Amerikalı. Evet. Genelkurmay ikinci başkanları bu yapının üyesi. Evet. İsmet İnönü bu yapının üyesi. Recep Peker bu yapının üyesi. Coşkun Kırca bu yapının üyesi. Böyle yüzlerce isim var. Bu yapı yönetiyor aslında Türkiye'yi. Evet, domine ediyor. Yani millet yani, şunu zannediyor. Bakın millet oy verdik, başbakan seçildi, ülkeyi başbakan yönetiyor zannediyor. Halbuki değil. Hatta ilk kez bu işte seçime giren atıyorum başbakan da bu sistemi bilmeden seçime giren birisi de başbakan olduğunda düşünün şöyle bir algı var. Kapısını kapattı, koltuğa oturdu. Oh, ülkeyi ben yöneteceğim dedi. Kapının arkasından bir amca çıkıyor, önüne kırmızı bir kitap koyuyor. Gösteriyor, kardeş, koymuyor. Ha, yani, koymuyor. Ha, gösteriyor, kardeş. Bazı maddeleri bak, gösteriyor. Bu ülkeyi sen yönetmiyorsun, biz yönetiyoruz. Aslında bilinen anayasadan hariç bir anayasa var. Kuralları bu, senin yetkin de bu kadar diye söylüyor. Şimdi, o zaman şafak Nihat atıyor. Erim niye öldürüldü? Yani. O kırmızı kitaptaki bazı maddeleri deşifre evet, ettiği deşifre için. Birilerine söylediği aynen, için. Aynen doktor. Öyle işte, evet. Şimdi bu faili meçhulleri, bu katliamları, PKK dahil... geriden planlayan, domine eden, provoke eden, tabii nasıl diyelim, bu hermetik bir yapı, bu evet. Yapı diyelim minimum 60 kişi filan, 70 kişi, 80 yaklaşık kişiden evet. Oluşuyor. Bu üyeler zamanla değişiyor. Değişiyor evet. Yani bir numara, 20 sene bir numara değil. 2 yıl sürüyor. Hatta kendileri o üst düzeydeki insanları infaz ediyorlar. Evet. Kendi üyelerini bazen tasfiye ediyorlar, savcıları cezalandırıyorlar. Var. Tabii bir tür... İşte paralel devletlerinde şey var. Şimdi bu dağıtıldı. Evet. Bunun inlerine girildi ve dağıtıldı. Dağıtıldı evet. Bu yapı tasfiye oldu. Türkiye'nin istiklaliyeti ya da özgürleşmesi böyle gerçekleşti. Yeni Türkiye'nin adımlarından bir tanesiydi. İşte. Bu, yeni ondan sonra Ergenekon tasfiyeleri evet. Süreci başladı. Bu yargılama süreçleri falan soruşturmalar evet. Başladı. Türkiye urlarından temizlenmeye başladı. Şimdi bu katliamları biz zannediyoruz ki işte sağcılar, solcular, Aleviler, Sünniler, Kürtler, evet. Türkler... Bilmem şunlar bunlar arasında doğal, toplumsal, siyasal bir takım gerilimler var, karşıtlıklar var. Bunlar birbirlerini kırıyorlar. Yani yobazlar, Sivas'ta yobaz, kullanılanlar var tabii. Evet, onların var, içinde var, bir sürü tabii, yobaz yani. Var. Gözü dönmüş yobaz var. Bir Müslüman taşı ya. İncitmez, taşı. Evet, aynen bir şeyli, Kayserli, Talaslı bir Yaman dede var. Rumiken Müslüman oluyor, muhteşem bir Müslüman oluyor. Hazreti Pir'in, Mevlana'nın Hazreti Canan'dır.
bu Müslümanlıktan sonra mektupları var. Öyle bir yanıyor ki Yanan Dede aşkla. Evet. Evladım dağı taşı seviyorum artık diyor. Taşı seviyorum diyor. Evet. Ya taşı incitmez. İnsan nasıl kıysın? Aynen öyle. Ama yobazlar da var. Şeyler de var. Yani hamlar cahiller da var. Cahiller var. Yani. Bunlar domine ediliyor. Kime sadece bunlar yok. Farkında değil zaten. Daş kapece gibi taşeran evet. örgütler var. Soldan var, sağdan var. Solun bütün renklerinden her var. Her taraftan var. Okuryazarlar var. Nereye hizmet ettiğini anlayamadan domine ediliyor aynen. geriden. Şimdi bunu tabii komploculuk olarak gören dostlarımızı da enginlerde çaval ediyoruz. Şimdi bu 90'lı yıllar bu üst yapının bu tür kirli ve karanlık oyunları tezgahlama açısından şey yaptı, doruğa çıktı bir süreç. Ben bir liste okuyacağım size. Lütfen. Hemen hızlı bir şekilde. Bu arada bir arkadaşımıza Twitter'dan ısrarla yazmış, onu ifade edeyim. Ercan Gümüş'e söyleyelim demiş ki başbağları anmıyor musunuz? Anlayacağız, elbette anlayacağız. Yani birazdan zaten bugün başbağların yıl dönümü. O vesileyle de başbağlar yıl dönümü vesilesiyle de Sivas katliamını ve aynı zamanda 1993'te neler yaşanmış böyle bir adım geri çekilip gerçek fotoğrafı, geniş fotoğrafı bir görelim istedik. Bakın ne olmuş 1993'te? Adım adım sayalım. Aslında 1993'ün öncesinde 1992'de iki olay söyleyeceğim. Birisi Musa Anter. 72 yaşında sevgili Orhan Miroğlu'na da buradan selam ve evet. sevgilerimizi iletiyoruz. Sivil Düşünce programını yapıyoruz. Musa Anter öldürüldüğünde Orhan Miroğlu da yanındaydı ve biliyorsunuz 5 kurşun ağır yedi. Yaralandı. Yani ağır yaralandı. Hala onun sıkıntılarını yaşıyor. Bir de kitap yazdı. Evet kitap da yazdı. Allah uzun ömür versin inşallah. Sağlıklı ömürler versin. Musa Anter 20 Eylül 92 günü öldürüldü. Ape Musa. Evet Ape Musa. Sanıyorum 26 Eylül'dü Hiram Abbas. Hiram Abbas, hayır pardon, 26 Eylül 90'da Hiram Abbas öldürüldü. Hiram Abbas Uğur Mumcu'nun bu arada işte, bilgi kaynağı tabii, tabii işte o yüzden zaten onu ifade ettim. Ve şimdi Özal'la çalışan, Özal'a aynen yakın. Öyle, o ekiple çalışan. Şimdi 24 Ocak 1993, Uğur Mumcu'nun öldürülmesi. 28 Ocak 93, yani 4 gün sonra Jack Kamhi, suikast düzenlenmiş fakat ölmeden kurtulmuş. 5 Şubat 93, Adnan Kahveci, şüpheli bir trafik kazası adı yani parantez içinde trafik kazasında vefat öldürüldü etti. Öldürüldü efendim. Evet, eşi kendisi ve kızı vefat etti. Oğlu kurtuldu. 12 gün sonra 17 Şubat 93 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bulunduğu uçak düştü. Şehit oldu kendisi. Cinayet o da. Evet. 20.03.93 yani 20 Mart 93'te PKK tek taraflı ateşkes kararı aldı. Bir yine süreç devam ediyor. 30 Mart 93'te televizyonlar, özel televizyonlar kapatıldı, yayınlar durdurulmaya çalışıldı. Bu da önemli çünkü bir takım şeylerin gizlenmesi gerekiyordu. 17 Nisan 93 Özal rahmetli oldu. Öldürüldü. Öldürüldü. 16 Mayıs 93. Özal'la ilgili şimdi unuturuz. Özal'la ilgili 4 rapor var evet. devletin elinde, kasasında. Bu zaman gelince açıklanacak. Zehirlendiğine ilişkin. Prostat ameliyatı için Amerika'ya evet. gittiğinde... Houston'da zehirlenme başlıyor. 3-4 sene evet. sürüyor. Şeydir cinayet. Cinayet evet o zaten evet. 16 Mayıs 93 Özal'ın vefatından sonra Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı oluyor. 25 Mayıs 93 150'ye yakın PKK'lı terörist 33 askerimizi, korumasız askerimizi Şemdin Sakık işte o yüzden içeride biliyorsunuz. Kurşun ezerek şehit ediyorlar. 30 Haziran 93 Van'da bu hep gündemde kalmamıştır ama Alpertan bunu kendisi de o dönemde Van'da yaşadığı için bilir sıkıntısını. Van'da Yeni Gün Oteli kundaklanıyor. İçinde yabancıların da bulunduğu 11 kişi ölüyor. 27 kişi yaralanıyor. O da o sürecin devamından birisi. 2 Temmuz 93 Sivas'ta Madımak katliamı. 5 Temmuz 93 Başbağlar köyündeki katliam. 10 Temmuz'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ağar atanıyor. Bakın bu şeyler öldükten sonra 27 Temmuz 93'te Doğan Güreş'in görev süresi bir yıl uzatılıyor. 29 Temmuz 93'te Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Füsunoğlu 30 Ağustos beklenmeden görevden alınıyor. 1. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadağ'ı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getiriliyor. Bunun önemi nerede? 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadağ'ı biliyorsunuz. 22 Ekim 93 Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın Lice Asayiş Bölük Komutanlığı binası önünde suikaste uğruyor. Aslında suikaste uğruyor yani alnından vuruluyor. PKK ile mücadelede en üst
rütbeli, yani şehit olan en üst rütbeli komutan, Tuğ General kendisi. Fakat bunun bir çatışmada değil, kaçakçılar vasıtasıyla temin edilen kanas tarzı bir silahla şehit edildiği daha sonra ortaya çıktı. Sonra 4 Kasım 93'te Cem Ersever, Ankara Elmadağ'da ölü olarak bulunuyor. JITEM komutanı. JITEM komutanı. Bu arada JITEM marifetiyle Güneydoğu'da yüzlerce, belki binlerce cinayet işleniyor. Şimdi bu fotoğrafa bakıyoruz. Bakın şimdi 1993'te ne oldu? Ortaya çıkan fotoğraf şu. Geniş açıdan baktığımızda PKK ile mücadelenin silahla ve zorlayarak yapılmakla değil, halk kabul ederek, hassasiyetlerine dikkat ederek, onlarla rabıta kurularak çözülebileceğine inanan insanlar teker teker, bakın Cumhurbaşkanı dahil, tasfiye ediliyor teker teker. Şey diyordu ya, kim bu sorunu çözmeye kalksa öldürüldü, ya öldürüldü ya tasfiye oldu. İşte aynen öyle. Teker teker tasfiye ediliyor ve onların yerine Şahin Kanat dediğimiz, daha sonra ta 28 Şubat dönemine kadar gidecek yapı taşları o dönemden yavaş yavaş döşenmeye başlıyor. Orada bir ayrıntı daha var. 33 erimiz şehit edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nda PKK'ya af kararnamesi var. Yani o görüşülecek. O 33 erimizin şehit edilmesi, daha doğrusu ölüme gönderilmesi diyelim biz buna. Şehit edilmesi demeyelim. Ölüme gönderilmesi PKK'ya af kararnamesinin engellenmesine, askıya alınmasına sebep oluyor. Yani bu neyi getirecekti? İşte dağdan inmeleri sağlayacak. Bakın o gün 1993, bugün 2014'teyiz. Devlet hala aynı noktada aynı müdahaleyi yapmaya çalışıyor. Ne kadar zaman kaybettirilmiş bize. Yani ben, 21 yıl geçmiş aradan. Cengiz Çandar ATV'de veya ATV'de anlatmıştı. Siyaset meydanına katılmıştı. Özal'ın vefatından sonra. Evet. Rahmetli beni vefatından kısa bir süre önce çağırdı. Gittim apar topar Ankara'ya. Ve bana şeyi anlattı. Bir dağdakilere indirmek için bir af şeyi hazırlıyorum. Evet. Hazırlıyoruz. Hazırlığı içindeyiz. Yani şartlar olgunlaşmış durumda, elverişli. Bir anlamda şartlar da biz belirlememiz lazım. Müdahil olmamız gerek. Fakat askerler ne der diye henüz daha şey yapamadım, görüşemedim. Biraz o konuda kaygılıydı ya da endişeliydi diyor. Cengiz Çan'da bizzat dinlemiştim ben ATV'de. Evet. Bir bu. İkincisi, Ahmet Altan bir nefis bir yazı yazmıştı Taraf gazetesinde. Şimdi bir PKK ile devlet arasında bir çatışma var. Evet. Cinayetler işleniyor, katliamlar oluyor, şehitler oluyor, ölen insanlar oluyor, kan akıyor. Gözyaşı akıyor. Bir hasta var. Bu hastanın hastalığını, bu hastayı iyileştirmenin iki yolu vardır. Ya bu hastayı öldürürsünüz, dolayısıyla hastalığı da yok etmiş olursunuz. Ya da mesela çok kronik bir kanser hastası diyelim. Ya da sabırla, uzun süre şefkatle, sabırla uğraşırsınız, terapi edersiniz, onu iyileştirirsiniz. Türkiye bu ikinci şıkkı başarmak zorundadır demişti. Evet. Ahmet Altı hiç unutmuyorum, nefis bir yazıydı. Şimdi Türkiye bunu başardı. Evet. Ama o gün işte 21 yıl önce bu iradeyi göstermiş insanlar, bu yolda mücadele öldürüldü. Edilecek insanlar tasfiye edildi. O kadar net bir şekilde. Yani çözüm istemeyenler tarafından. Sonra Şahin bir grup geldi, çatışmalar tekrar başladı, kan, gözyaşı devam etti ve bugüne kadar geldik. Zaten bu ülkeyi daha önce de işte temel mesele şuydu, büyük fotoğraf. İç çatışmalarla, aralara nifaklar atarak, işte biraz önce zaten Sivas'ta küçük bir örneğini verdiniz. Şimdi Başbağlar ve Sivas'ı tekrar konuşacağız. Alevi-Sünni çatışması çıkarmaya yönelik, yani 28 Şubat'a giden yolun yapı taşlarını döşemek için derin devlet Gladio tarafından organize edilmiş, düzenlenmiş, organize, planlı katliamlardı bunlar zaten. Aynı şeyler o insanları da tasfiye ettikten sonra zaten bugüne kadar o sıkıntıların yaşanmasını sağlamışlar. Eğer o çatışmalar olmasaydı bu ülke kendi içine bu kadar şey yapmayacaktı, kapanmayacaktı. Dışarıyla eski Osmanlı mirasıyla, coğrafyasıyla daha kolay adapte olup onlarla ilgilenebilecekti. Bugün yaşadığımız sıkıntıları dış politikada belki o zaman yaşayacaktık ama en azından o doğum sancılarını 20 yıl önce aşmış olabilecektik. Fakat olmadı.
Paşpağlara bakalım önce isterseniz. Çünkü bugün yıl evet, dönümü. Bugün yıl dönümü, evet. Bir evden eve gezen ölüm diyelim. Evet. Tekrar birlikte olacağız kısa bir süre sonra. Evden eve gezen ölüm. Ölüm ölüm. 1331 doğumlu. Timur karyelerinden ilk yerleşim yeri olan Barasor Ülya, rivayete göre iki kardeşin dörder evladından olan 8 aileden olmuştu ve onlar da Elazığ'ın Sağman köyünden gelmişlerdi. Önce Diyarbakır Sancak Beyliği'ne bağlandık. Sonra Harput'a geçtik. Ardından da Çemiş Kezek'le birlikte Tunceli'de karar kıldık. Ta ki 1944'e kadar. Kemaliye'ye bağlıydık artık, Eyin'e. Eyin Egon'dan geliyordu. Cennet gibi güzel bahçe demekti. Üç gözlerin kayalardan fışkırdığı derin ve uzun vadiye konmuştu. Ağlarını gurbete salan dertli gelinler, Cemre toprağa düştüğünde Murat nehrine inerler, sevdiklerine yazdıkları mektubu suya bırakırlardı. Eyine en uzak köy bizdik. İlçeden şehre değin 240 kilometre boyunca birbirine eklenerek uzayan köyler zincirinin son halkasıydık. 1660 rakımlıydık. Batımızda Yukarı Armutlu köyü, kuzeyimizde Yeni Konak beldesi, doğumuzda Karataş, Hozat ve Koçkuzluca, güneyimizde orman yoluyla çevrelenmiştik. Arazimiz engebeliydi, toprak azdı, kireç kayalarının üzerindeydik, tahıl ekiyorduk ama az veriyordu. Yonca, korunga, fiy, arpa ve buğday ekiyorduk. Köyümüzde meşe, kara meşe, palamut, ardıç ve ceviz ağacı çoktu. Cevizlerimizin kabuğu ince olurdu. Elazığ'dan katırlarla taşıyıp getirdiğimiz pamuğu işler, çıkrık tezgahlarında dokur satardık. Sonra gurbetçilik başladı. Köyümüzün gençleri evli olsun, bekar olsun, geçimini temin için İstanbul ve Ankara'ya çalışmaya gittiler. Çoğu kasaplık yapıyordu. Tabii kumaş dokuma işi akim kaldı onlar gidince. Biz de kendimize yetecek kadar ekiyorduk. Birkaç hayvan da olunca karınca kaderince geçinip gidiyorduk. Bir balcı geldi bir gün köye, arıyı getirdi. 3-5 hane sahip çıktı. Arıcılık işi de başladı. Balımız kekik kokardı. Gelinlerin manileri gibi arı duruydu. Köyün sağlık ocağını, ilk mektebi, camiyi biz yapmıştık. Zaten muhtar Ankara'ya ne zaman gitse eli boş dönerdi. Günler böyle geçip giderken 93'ün 5 Temmuz'unda Adil Hoca her zamanki gibi akşam ezanını okuyordu. Hayvanları içeri almıştık, gün boyu güneşin böğründe çalışıp bitap düşmüştük ama akşam cemaate gidelim diye çıkıp camiye gidiyorduk. Gidiyorduk gitmesine ya, hoca ezanı yarıda kesti. Ne olup bittiğini anlayamadan hocayı silah dipçiğiyle vurarak aşağı köy meydanına indirmişlerdi. Köylüyü oracığa yığmışlardı. Hocayı önce bıçakladılar, sonra kafasına sıktılar, yere düşüp debelendi, cansız kaldı. 100 kişiydiler. Köyün elektriğini, telefonunu kesmişlerdi. Çevre köylerden işten dönen, yayladan inenleri birer birer tutup getirmişlerdi. 10 kişilik bir grup caminin etrafını çevirerek, içerideki 22 kişiyi dışarı çıkarmaya çalışırken, diğerleri de evleri basmış, çoluk çocuk herkesi meydanda toplamıştı. Bu sıra evlere bidonla benzin dökerek ateşe verdiler. Evden dışarı çıkamayan yaşlılar içeride yandılar. Cemile Garı 14 yaşındaki torunuyla odanın kapısı kilitlendiği için içeride kalmış, yanmıştı. Köyün yaşlılarından Fahriye teyzenin başını dipçikle ezdiler, beynini parçaladılar. Hayvanların çığlıkları insanların bağırtısına karışmıştı. Sığırlar, koyunlar, merkepler diri diri yanıyordu. Kaçanı kurşunluyorlardı. Yaşlıların hepsini başından vurdular. Bir yavrunun kafatası parçalanmış, gözleri oyulmuştu. Kadınların ziynetlerini topladılar. Tam 191 haneyi yakmışlardı. Grubun elebaşısına ateş serbest emri geldiğinde saat 9.30 olmuştu. Bir saattir meydanda bekleyen 30 kişiyi yaylım ateşine tuttular. Benim gelişim şöyle oldu. Bir bağırtı duydum önce. Pencereden bakınca silahlı 15-20 kişi gördüm. Oğlum Reşat'ın kızı 6 yaşındaki Hacer'le daha 1.5 yaşına giren torunumu alarak odaya geçtim. Kapıyı kilitledim. Biraz sonra kapı hızlı hızlı tekmeyle vurulmaya başladı. Yaşlı olduğumdan gidemeyeceğimi söyledim ve rica ettim. Beni bırak diye. Daha hızlı çekmeye başladı. Beni zorla köyün üst tarafında dolayı ark dediğimiz meydana götürdüler. Tam karşımızda ellerindeki silahları bize yöneltmiş 10-15 kişi vardı. Bize hemen yağdırdılar. 3 kişi yaralı kalmıştık. Kaçtılar. Köy yanıyordu. Benden devamlı kan akıyordu.
Sabah olunca aşağı Armutlu köyünden gelen taksiyle Başpınar'a götürdüler. Oradan da helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'ne yatırdılar. Başbağlardan geriye yanmış insanlarla hayvanların kömür cesetleri ve yanık kokusu kaldı. Allah rahmet eylesin efendim. Allah rahmet eylesin. Naim Öztürk hocamız Amerika'da üniversitede öğretim üyesi. Bilmiyorum izliyorsa selam olsun. Onun yakın, zannediyorum 6 yakını vefat etti orada. Oralı kendisi. Başbağlar Kemaliye'ye, eski adıyla Eğin'e bağlı Eğin'e bir bağlı, köy. Evet. Böyle çok tatlı bir köy. O kadar güzel bir insan kumaşı var orada. Bir vadinin en sonunda tepede. Evet. Gittim ben oraya. Yani Eğin'e çok... Eğin'e Kemaliye'ye de 72 kilometre bildiğim kadarıyla ve sallarlar. O kadar değil. Yapıyor. O kadar değil. Daha yakın. Şimdi burada bir yalnız... Tuhaflık var. Sivas'ta da var, burada da var. Evet, ikisinde de var. Çorum'da, Fas'ta hepsinde var da bu başbağlar daha belirgin. Yani 2 Temmuz Sivas, 5 Temmuz başbağlar. Yani çok yakın. Adres aynı. Yani. Çok yakın. Yani zaten şöyle bir şey var. Şimdi burada da şey yaptım. Hem başbağlarda o katliamı gerçekleştirdikten sonra bırakılan, dağıtılan bir bildiri var. Bir de Sivas'ta bu olaylar gerçekleşmeden bir bildiri var. Yani İkisi de farklı cenahların bildirisi gibi durmasına rağmen satır aralarına baktığınız zaman zaten neredeyse aynı bakış açısıyla hazırlanmış. Yani oradaki temel mantık şu, bir Alevi-Sünni çatışması çıkarmak çok net bir şekilde. Şimdi başbağlarda hani 3 gün sonra yapılıyor Sivas'taki olaylardan çok organize, 3 günde organize olma ihtimalleri yok zaten. Ya 100 tane sözüm ona PKK üyesi köye gidiyor, saatler süren dehşet bir şey yapıyor. Yani bu akıl alır bir sabah, şey değil zaten. Sabahın yani ertesi günü saat 10'a kadar devletin haberi olmuyor. Tabii. Yani şimdi zaten şöyle bir durum var. Sivas'taki olay olduktan sonra zaten şüpheler var. Şeye gidenler, başbağlara gidenler yaklaşık işte 60 ila 100 kişi arasında şey yapılıyor. Onların 30'u Sivas kırsalından, o zamana kadar PKK üzerinden Sivas'ta hiç şey yapılmamış, olay yapılmamış. O bölgede İşte eski CHP şeyi, o zaman SHP oluyor herhalde, şeyin Ziya Halis'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yeğeni Yücel Halis, Alişer Koçgiri adıyla Koçgiri eyaleti olarak adlandırılan, onların açısından PKK açısından yeni eyalet oluşturulmuş. Sivas civarında ilk operasyonu Erzincan-Sivas arasındaki yolu o Sivas'daki katliamdan 3 gün önce kapatıyorlar. Ve askerler, yani Sivas bölgesi operasyona çıkıyor. Sivas'ta sadece jandarma kalıyor. Onlar da şeyin etrafındalar. Valiliği koruma altına almışlar ve jandarma garnizon komutanı valinin yanında. 20 kişilik bir şey. Müdahalede zaten geç kalıyorlar. Sivas olaylarına, Madımak olaylarına. Onlar da işte Madımak Oteli yakılmadan az önce oraya geliyorlar, halkın içine giriyorlar fakat tepkilerden dolayı ne olduysa o askerler zaten geri çekiliyor, sonra yangın başlıyor. Şimdi başbağlar meselesi çok yakın bir dönemde o kadar organize olma ihtimalleri yok kısa dönem içerisinde. O 30 kişi, o başbağlardaki katliamı yapanlardan 30 kişi şeyden gidiyor. Sivas kırsalından giden PKK'lılar. PKK zaten bu olayın taşeronu. Normalde PKK görüntüsü altında yapılmış ama daha sonra geri kalan 19-20 kişi yaklaşık, yani şeyden 19-20 kişi aynı zamanda daha önce başbağların 50'li yıllara kadar bağlı olduğu Tunceli'nin Çemişkezek ilçesine bağlı Alevi köylerinden toplanan insanlar. Bu insanlar onlarla birlikte gidiyor ama öldürülmeyecek, yani birilerine baskın yapıp öldürmeyeceklerini düşünüyorlar. Onlara öyle söylenmiş. Çünkü bildikleri bir köy. Bazıları zaten dikkat ederseniz siz biraz önce metinde de anlattınız. Oradaki insanlar, bu katliamdan kurtulan insanlar diyorlar ki isim isim, camide olmayan insanları ev ev dolaşıp isim isim çağırdılar. Çünkü bizi tanıyorlardı. Ben birisini gördüm diyor bir hanımefendi. Daha önce bizde çobanlık ve ekin biçmek için bizimle çalışan Çemizkize köylülerinden bir tanesiydi. Yani oradaki vitrin şu zaten, operasyonu yapanlar başkaları, oradaki Çemişkeze köylerinden toplanan insanlar, o işin vitrini Aleviler zaten. Sivas'ta, yani algı şu, Sivas'ta Alevileri yaktınız, biz de geldik başbağlarda Sünni köyü. Çünkü biliyorsunuz Sünni köyüdür başbağlar. Biz de onun intikamını böyle aldık diye aynı sayıda, bakın
Şeyde Sivas'ta daha sonra ortaya çıktı. İlk önce 33 kişi biliyorsunuz yakılarak öldürüldüğü söylendi. 2 kişi çalışan var, 35. 2 de saldıranlardan, işte o eylemi yapanlardan ölen var. Toplamda 37 kişi ama onlar 33 kişi derler. Şeyde de başbağlarda da erkekleri toplayıp ilk ateş ettiklerinde 32 kişi bildiğim kadarıyla, 28 kişi ateşli ölüyor, 4 kişi o yaylım ateşinden kurtuluyor yaralı olarak. Geri kalan 5 kişi de yanarak. 33 kişinin yanarak evlerinde saklanan insanlar. Evet. Yani o sayı, yani sayıya sayı şekilde organize edilmiş bir derin devlet operasyonu. Şimdi şeyde de zaten Sivas'ta da olay başlarken oradaki Aziz Nesin'in şeyi, rolü önemli. Almanya'ya gidecekken 2 gün önce Almanya'ya ziyareti iptal ediliyor ve Sivas'taki Pir Sultan Abdal şenliklerine çağrılıyor. O sene 1993'te normalde Pir Sultan Abdal şenlikleri Honaz köyünde yapılırken, o sene Banaz köyünde yapılırken il kültür müdürü ve vali davetiyle, Ahmet Karabilgin davetiyle Sivas'a alınıyor. Fakat şöyle ilginç bir durum var. 2 Temmuz'dan önce Haziran'ın sonuna doğru Banaz'ın muhtarı geliyor Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuyor. Diyor ki bu sene tanımadığımız, kontrol edemeyeceğimiz insanlar geliyor. Muhtemelen kontrol edemeyeceğiz. Buna tedbir alın. Ona rağmen öyle bir şey yapılmamış tabii. Banaz'da da yapılmıyor. Merkeze alınıyor. Burada daha sonraki görgü tanıklarının ifadesine göre Sivaslı olmayan, yani işte 80'e yakın, işte pardon ne, 63-64 muhtara izletiliyor görüntüler. Bir sürü muhtarın tanımadığı insanlar var. Üstelik 2 Temmuz diyorlar ki Sivas için sıcak bir mevsimdir. Fakat ceketli insanlar vardı ve bellerinde silahları vardı. Neredeyse her camide, cuma günü olduğu için her camide bir provokatör vardı. İnsanları daha tahrik fazla, etmek fazladır. İçin. Yani orada sadece 30 kişiyi ya da 33 kişiyi öldürmek için o operasyonu yapmadılar. Daha fazla beklentiler vardı. Evet. İlginçtir, mahallenin bir tanesinde Aleviler provokasyonu fark ediyor ve o provokatörleri de polise teslim ediyorlar. Yani orada hedeflenen, dediğim gibi 28 Şubat'a giden süreçte bir de bir ayrıntı daha vardı. Onu siz Tamer Korkmaz'da gayet güzel incelediniz. Uğur Mumcu'nun ölümünde de biliyorsunuz derin devlet imzası olmasına rağmen, görüntü öyle olmasına rağmen, bilgiler öyle olmasına rağmen bu inkar edilmiştir ve laik antilaik çatışmasını tetiklemek için kullanılmıştır. Cenaze namazında şeyde, cenaze töreninde atılan sloganları şimdi bir hatırlayın. Ne yapılmak istendiğini. Yani 28 Şubat'ın yapı taşları Uğur Mumcu'da laik antilaik Sivas ve Başbağlar olayında da Sünni Alevi çatışmasıyla döşenmeye çalışılmıştır. Bu meseleyi böyle görmek lazım. Aynen zaten. Öyle. Adres aynı. Yani taşeron ve yapıyon değişmiş, hiç önemi yok. Aynen. Planlayıcılar aynı. DHKPC diyelim, taşeron örgüt. Evet. İşte MHP'li Günsazağı da öldürüyor, CHP'li Nihat Erim'i de öldürüyor. Aynen öyle. Bunun yani ideolojik, bunu ideolojik çerçeve içinden algılamak çok saftirlik oluyor. Yani biraz oluyor. Geriye çıkıp, yani iki adım tabii, geri tabii. Çıkıp büyük fotoğrafa şimdi bakmadığınız sürece zaten olmaz. Şimdi niye olmuyor bu olaylar? Ya insanlar farkında. Nicedir, niye olmuyor? İşte yani faili meçhuller niye bitti? En son rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Evet, evet. O da faili malum, inşallah aydınlanacaktır. Bu arada 1957-2004 yılları arasında Türkiye'de 49 bine yakın, 48 küsur bin faili meçhulden bahsediyoruz. Evet. Muazzam bir şey bu. Tespit edilenler. Efendim, sırf 91-92'den 2002'ye, 2003'e kadar 17.600 faili meçhulden bahsedilir. Evet. Bunların tabii dosyalar var devlette. Bir kısmı biliyorsunuz 10 bin dosya dağıtıldı 10 ayrı savcıya. Faili meçhuller dosyaları açılacak, yürütülüyor zaten. Daha da genişleyecektir. Türkiye bu yargı vesayetini, bu beyaz Türklerin bir kısmının kirli ittifakıyla oluşan Yeni Türkiye'yi çelme operasyonlarını açtıktan sonra, bu dönemecide geçtikten sonra yakın tarihindeki birçok kirli sayfayı tekrar açacak. Çünkü devletin arşivlerinde var. Kesinlikle. Araştıracak, bulacak, edecek. O hesaplaşmanın yapılması lazım. Kozmik odanın daha kozmiği var. İçinde daha kozmik oda var. Oradaki belgeler devletin elinde. Kim ne yapmış, kim nereye çalışmış, hangi milletvekili, hangi Kürt milletvekili Özel Harp'in beyaz kuvvetlerinden, hangi gazeteci Özel Harp'in silahsız kuvvetlerinden, bunları biliyor devlet. Ve hangi provokasyonlara karıştılar, bunlar biliniyor. Evet.
Fakat burada masum insanların tabii Hikmet Hüda ama mesela işte Mulis Akarsu'yu dinledik. Evet. Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez elinde yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü Hakk'ın huzurunda var olamazsın. Evet. Yani Niyazi Mısır Hazretleri secde kıl Adem'e ta ki Hakk'a kul olasın diyor. Kur'an-ı Kerim'deki Adem'e secde emrine gönderme yaparak. Böyle gönlü açık, irfan ehli bir insan, aşk ehli bir insan, mazlum bir insan, yoksul bir insan, ömrü aşkla kavrulmakla geçmiş insan. Burada hep bir söyle. Davut Sulari babanın kızı Edibe Sulari. Evet. Yani orada yanan insanlar, öldürülen insanlar, işte başbağlar da öyle. Aynen, yoksul, öyle. Mazlum, mağdur. Ya başbağlar bir insanların yani işte evet. Kahramanmaraş öyle, Çorum öyle, Fatsa öyle. Türkiye'deki bu kirli provokasyonlar şeyden itibaren aslında hani şey dedik, Hattü-i Mavi'nden bahsettin ama 1876 Sultan Abdülaziz'in evet. Vahşi bir şekilde annesinin ve kızının, yani işte kızının gözü önünde evet. Küçücük bu şu yaşta yani daha 7-8 evet. yaşlarında kızının gözü önünde, annesinin gözü önünde bileklerinin 5 ve 3 santim kesilmek suretiyle öldürülmesi. Evet. Den bugüne. Devletin içine çöreklenmiş Avrupa merkezli, İngiltere sonra Amerika merkezli o üst yapı, o evet. çete, hermetik yapı, çete bu bütün bunları planladı. Ve yıllara sari bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Türkiye hala mesela bak otomobil üretmekten bahsediyoruz. Yeni yeni işte insansız hava araçları, evet. uçaklar, askeri mühimmat, savunma sanayi bilmem ne. IMF'e borcumuz yeni bitti. Yani 51 yaşındayım. Benden önceki kuşaklar daha acı yaşadılar. 12 Eylül darbesini, 28 Şubat kanlı ve kirli darbesini evet. gördük. En ağır darbe diyoruz. İşte 27 Nisan'da Beykude bir muhtıraç şeyi, evet. o girişimi. Yerli sanayi üretemedik. Borçla harçla geçti. Kronik enflasyon içerisinde bir ekonomide yaşadık. Evet. Efendim başını örttüğü için üniversitenin kapısından geri gönderilen tıp fakültesinin 4. sınıfından 3. sınıftan atılan, ağlayan, hukuk fakültesini zar zor bitirmiş, avukatlık icra edemeyen hala aynı soytarlıklar, hala aynı zulümlerin bir kısmı artıkları evet, yaşanıyor. Evet. Bu ne kadar parazit sorunlarla Türkiye vakit kaybetti, enerji kaybetti. Yani Almanya'nın, Japonya'nın hep söylenir ya, birisi yıkımdan, biri faşizmden evet. ve yıkımdan, savaştan, birisi de atom bombasından. Küllerinden yeniden yapıldı. Birisi Almanya 4 yıl içinde restore etti rejimini, siyasal rejimi demokratikleşti. Türkiye hala demokratikleşiyor. Evet. Yani bütün bu şey kaybının yeniden hani kraliçe gelmişti ya İngiltere kraliçesi evet. İstanbul'da. Buradan bakınca bir imparatorluk görünüyor dedi. Şimdi onların sen, bakışı o zaten. Onlar yani, görüyor zaten. Sen görmüyorsun zaten. Türkiye 1923 yılında doğdu dersen böyle olur işte. Evet, yani tarihi işte. Oradan başlatırsan İnkar böyle olur. Evet, aynen öyle işte. Fakat bu devir bitti artık. Bu kanlı, kirli dönem bitti diye düşünüyorum. Cüneyt Polat kardeşimize teşekkür evet, ederim. Ben de teşekkür ederim. O evet. Kanal A'da bu akşam da vardı aslında. 90'lı evet. yıllar 93. Özellikle zaten karanlık analım diye istedik. Galiba yani senin dünden kararın yar, evet, herhalde. Dünden yarına programında işte. Madımak Oteli. Evet. Madımak Oteli. Öyleydi. Onu hani Sivas olayının nasıl gerçekleştirdiğine dair sevgili baksınlar. Cüneyt'in dilinden, elinden evet. Ortaya çıkan güzel bir bandımız var. Onu izleyelim. Soru işaretlerini silelim. Tekrar birlikte olacağız. Evet. Her yıl Sivas'ın Banas köyünde düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenliklerinin dördüncüsü bu sefer şehir merkezinde yapılacaktı. Derneğin yayınladığı çağrı mektubundaki ifadeler olayları tahlil etmede yardımcı olacak niteliktedir. Mektupta Alevi yurttaşların Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde dinsel gericiliğe, din devletine, dinin siyasete ve kişisel çıkarlara alet edilmesine karşı verdiği mücadelenin sayısız örnekleri de tarihi birer gerçek olarak ortadadır denilmiştir. Aralarında Asım Bezirci, Metin Altıok gibi ünlü yazar ve şairlerin de olduğu pek çok isim etkinliğe davet edildi. Ancak en dikkat çekici isim Aziz Nesin'di. Nesin kısa süre önce Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri adlı kitabını Türkçe'ye çevirme girişiminde bulunmuş, bir kısmını da Aydınlık Dergisi'nde yayınlamıştı. Böylesi kırılgan bir atmosferde gözden kaçırılmaması gereken bir noktada Aziz Nesin henüz şehre gelmeden hazırlanan bildirilerin Sivas'ın her yanına dağıtılmış olmasıdır.
Müslüman kamuoyuna diye başlayan bu bildiriler nerede ve kimler tarafından hazırlanmıştı? Şenlik 1 Temmuz'da Sivas Kültür Merkezi'nde başlar. Önce Vali Ahmet Karabilgin, ardından Aziz Nesin konuşur. Sıradan bir konuşma değildir bu. Nesin adeta bir fitili ateşlemiştir. Ertesi gün verdiği bir röportajda da sözlerini yineleyen Aziz Nesin, Allah-u Teala'nın bu sözlerine ben inanmıyorum çünkü bunlara inanmak için aklımı kaybetmem lazım. Sözlerini manşete taşıyan gazeteyi halkı tahrik etmekle suçlamıştır. Müslüman mahallesinde salyangoz satılıyor. Böyle tahrik ederek, asıl tahrik bunlar. Şenliklere 2 Temmuz günü Çifte Minare'nin yanındaki Burucuye Medresesi'nde devam ediliyordu. Yazarlar kitaplarını imzalıyor, oyuncular gösteriler için hazırlık yapıyordu. İşte ne olduysa o sırada oldu. Cemaat medresenin hemen yanında cuma namazını beklerken can şenliği oyuncuları davul çalarak gösterilerini ilan etti. Nazım Hikmet'in aynı adlı şehrinde, Umut adlı şehrinde başlatın. Pasak oyunu var! Hava gittikçe ağırlaşmıştı. Devreye sivil polisler girdi ve oyuncuları ikaz etti. Ancak ikaz dikkate alınmadı ve namazın başlamasına kısa bir süre kala oyuncular da gösterilerine başladılar. Sonunda cuma namazı kılındı ve camilerden çıkan insanlar vali istifa sloganları atarak hükümet konağına doğru yürüyüşe geçtiler. Konağın önünde polis engeliyle karşılaşan topluluk bu sefer kültür merkezine yöneldi. Kalabalık kar topu gibi büyüyordu. Valiliğin raporuna göre 14.10'da kültür merkezinin önünde 3500 kişi vardı. Merkezin içinde de Arif Sağ konserini dinlemeye hazırlanan 1500 kişi. Dışarıdaki olayları öğrenen katılımcıların da dışarı çıkmasıyla iki grup karşı karşıya geldi ve taşlı sopalı bir çatışma başladı. Emniyet tedbirlerinin zayıflığı da görüntülere böyle yansımıştı. Bu zayıflıktan istifade eden öfkeli kalabalık bir gün önce dikilen Ozanlar Anıtı'na yöneldi. Gidişat iyi değildi. Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu devreye girdi ve ortamı yatıştırmak için bir konuşma yaptı. Konuşma etkili oldu ve kalabalık dağıldı. Ancak işler göründüğü gibi değildi. Dağılan göstericiler daha da kalabalık halde Madımak Oteli'nin önünde ortaya çıktılar. Saatler ilerliyor, gerilim tırmanıyordu. Otel içinde endişeli bir bekleyiş başlamıştı. Öyle ki Aziz Nesin, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'yü arayarak yardım dahi istemişti. Sayıları 15 bini bulan kalabalığın öfkesi giderek artıyordu. Hedefte Aziz Nesin vardı. Olayların önünü alamayan vali, Başbakan Tansu Çiller'i aramak zorunda kaldı. Ancak işler çoktan çığırından çıkmıştı. Öfkeli göstericilerden birkaçı adeta düz duvara tırmanarak otelin içine girdi ve kırılan camlardan eşyaları dışarı atmaya başladı. O sırada takviye bir askeri birlik meydana girdi. Birlik hiç beklemediği sloganlarla karşılandı. Kalabalık askerin otelin önüne geçmesine izin vermiyordu. Asker nedendir bilinmez geri çekildi ve çekilir çekilmez alevler yükselmeye başladı. Aziz Nesin'e ateşletilen fitil önü alınamaz bir yangını başlatmıştı. Otelin önündeki arabalar ateşe verildi. Kısa bir süre sonra yangın otele sıçradı. Kalabalığın sloganları eşliğinde Madımak Oteli alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 35 kişi yanarak can verdi. Hava iyice kararmış, itfaiye yangını söndürmeye başlamıştı.
İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan şahıs Aziz Nesin'den başkası değildi. Öfkeli kalabalığın engelleme çabalarına rağmen apar topar itfaiye merdiveninden indirilen Aziz Nesin polis aracıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Evet. Allah rahmet eylesin. Onu vefat edenlere. Bu arada değerli dostlar, senin tweetinden değil mi ulaşabilirler dostlar? Evet, Fahrettin Damla. Zaten ulaşan ben, dostlarımız hani, da hayli var. Var var evet. Eleştiri, görüş alabiliriz. Ekranda da veriyorlar herhalde arkadaşlar zaman zaman. Benim Twitter adresimden mesajlarınız olursa da alabiliriz. Tweet adresi evet. Tekrar bir verelim tweet adresimizi. Esir Canlı'nın bir tweeti vardı. Bir ara bahsettin sen. Ya, geçen programdaydı hatırlarsanız. Evet. 12 Eylül'le ilgili. Benim bir özür borcum evet. var. İsmi üzerinden bir eleştiri 12, yapmıştım. 12 Eylül'le ilgili. Evet, soyada üzerinden aslında bakarsanız siz hani canı değil de ruhu özgürleşsin demiştiniz. Ona herhalde şey diye aldı. Ne demiş? Eleştiri olarak demiş ki Kanal A'da konuşan Fahrettin Damga bir görüşüne katılmadığım için ismimle alay edip intikam aldı. Ben onu yine dinliyorum öğretmen için öğretmek için demiş. Gönlü zenginmiş aslında. Teşekkür ederiz gerçekten. Evet. Kırılmasın. Tabii. Türlü eleştiriye açığız. Biz o görüşünü de eleştirmedik. Yani ismiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Sadece görüşünü eleştirdik. Bakın ismini değil. Evet. Oradan başlayarak. O 12 Eylül'le ilgili onunla aynı düşünmüyoruz. Bu da gayet doğal zaten. Şimdi yani. Başbağlarla ilgili de Cüneyt Polat'ın evet. hazırladığı bir VTR vardı yine. Onu da nasıl gerçekleştiğine dair onu da bir görelim. Onu da paylaşalım. Evet. O da ibretlik. Tekrar birlikte olacağız. 5 Temmuz günü Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü 100 kadar PKK'lı tarafından basıldı. Akşam namazına hazırlanan imam ve cemaat ve genç yaşlı herkes köy meydanına getirildi. Her yeri ateşe veren teröristler yere çöktürdükleri erkeklere önce propagandalarını yaptılar, sonra da herkesi yaylım ateşine tuttular. 5 Temmuz 1993 günü Başbağlar'da 33 masum insan katledildi. Tıpkı Madımak Oteli'nde ölen 35 masum vatandaş gibi. Katliamların benzerliği bununla sınırlı değildi. Ortalıkta yine bildiriler geziyordu. Üstelik bu katliamın Sivas'ta yaşananlara misilleme olarak yapıldığını söyleyen bildiriler. Katliamın ayrıntıları iç sayfalarda da yer almıştı. Köyde PKK dehşeti başlığının altında bir süredir eylem alanını genişletmeye çalışan PKK, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı ve Munzur Dağı'ndaki Başbağlar Köyü'ne önceki akşam baskın yaparak cami önüne topladığı halkı kurşuna dizdi. Okul, cami ve 57 evi ateşe veren teröristler 28 vatandaşı katlederken 3 vatandaş yaralı kurtuldu. Aralarında bir kadınla bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi ise kayıp deniliyordu. Ve güçleri ancak köylülere yetti deniliyordu aynı sayfada. 100 kadar PKK'lı terörist erkekleri kurşuna dizdikten sonra tek tek ölüp ölmediklerini kontrol etti. Bu arada ağır yaralanan 3 köylü ölü numarası yaparak kurtulmayı başardı. Teröristler köyün elektrik ve telefonlarını kestiği için vahşet ancak ertesi gün öğrenilebildi. Köye varıldığında ise karşılaşılan manzara korkunçtu. Ve Başbağlar'da gurbet başlamıştı. Katliama uğrayan köy ve çevresi hızla boşalıyordu. Aynı haberin detayında dikkat çekici bilgilere yer verilmişti. Akşam namazından hemen sonra köye baskın düzenleyen ve bütün erkekleri camiye toplayan teröristler ellerinde liste varmış gibi eksikleri tespit edip onların da gelmelerini istemişti. Diğer yandan Başbağlarlı olup İstanbul ve yurt dışında olanların köye ziyarete geldikleri günün nasıl tespit edildiği de cevabı beklenen bir başka soruydu. Evet, tekrar Allah rahmet eylesin Başbağlar'a, Sivas Madımak dönenlere. Süremizde sonlarına yaklaştık. Çok önemli bir VTR'miz var. Onunla veda edelim. Evet, önce istersen bir Doğu Türkistan'la alakalı. Doğu Türkistan Ramazan'da biliyorsunuz zulüm altında. Okullarda öğrenciler oruç tutup tutmadıkları tespit edilmesi için tek sıra haline getirip zorla su içiriliyor. Köylerde insanlar zorla yemek yediriliyor. Oruç tutturulmamak için türlü eziyetler yapılıyor. Sebebi de açıkladıkları da üretim kalitesini ve verimliliği düşürüyormuş. Zulüm içinde olanlara selam olsun. Ne diyelim, Allah yardımcıları olsun. Bu konuda Türkiye'deki, dünyadaki Müslümanlar duyarlı olmaya kesinlikle çağırıyoruz. Kesinlikle duyarlı olmaya çağırıyoruz. Çin'i kınıyoruz efendim. Çin'i evet. kınıyoruz. Çin devletini kınıyoruz. Abdurrahim Heyer. Karşılaşınca diye, yani Abdurrahim Heyer Uygur ozanı. Biliyorsunuz
internette dolaşan çok güzel bir klibi Nefis, var karşılaşınca diye. İsterseniz izleyicilerimize onunla veda edelim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Fahri. Ben teşekkür Haftaya ederim. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Gözüm sultanını dedim sultan mı sen? O dedi yak yak. Seher kör gençliği gözüm sultanını dedim sultan mı sen? O dedi yak yak. Gözleri yalkınlı, kolları hınlı. Dedim çolpan mı sen? O dedi yak yak. Dedim ismin nime? Di Ayhan'dır. Dedim yurtun kayar. Dedi turpandır. Dedim başım dike, dedi icrandır. Dedim hayran mısın, o dedi yak yak.
şeker nedir dedi dilimdir. Dedim dur ağzıma bu dedi yak ya. Dedim zincir durur dedi boynumda. Dedim ölüm. Dedim için korkmazsa dedi tanrım bu dedim yani çok dedi halkım bu dedim yani.